Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. Bu videoda 2024'ün en önemli transitlerinden biri olan Jüpiter'in İkizler Burcu'ndaki hareketinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz, geçtiğimiz 2023 Mayıs'ından bu yana Jüpiter Boğa Burcu'nda harekette ve 26 Mayıs'ta Boğa Burcu'ndan ayrılıp İkizler Burcu'na geçecek ve bir yıl İkizler Burcu'nda kalacak 9 Haziran 2025'e kadar. Her 12 yılda bir Jüpiter Zodyak'taki turunu tamamlar ve bulunduğumuz burca tekrar gelir ve en son 12 yıl önce 2012 Haziran'la 2013 Haziran arasında Jüpiter İkizler Burcu'ndaydı. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Bakalım hayatınızda neler değişti ve hayatınızda hangi alanlarda daha şanslıydınız? Çünkü Jüpiter biliyorsunuz astrolojide büyük şansı sembolize ediyor. Jüpiter'in bulunduğu burcun konularında hayatımızda gelişme ve büyüme imkanlarıyla karşılaşırız. Ve doğum haritalarımızda Jüpiter hangi evimizden geçiyorsa o ev konularında o dönemde hayatta daha şanslı, daha kısmetli olabiliriz. Jüpiter İkizler Burcu'nda tabii ki en başta ikizler burçlarımız için önemli bir süreci işaret ediyor. Yılın en şanslıları artık 26 Mayıs'tan itibaren bir yıl boyunca ikizler burçları olacak. İkizler burçlarında Jüpiter'in şans, fırsat ve büyüme imkanları, koruma imkanları gündemde olacak. İkizlerle beraber diğer hava burçlarımız terazi ve kova burçları da en şanslı burçlarımız olacak. Bunun yanı sıra ateş burçlarımız koç, aslan ve yaylarda biraz çaba göstererek Jüpiter'den oldukça güzel şanslar yakalayabilirler. Jüpiter'in imkanlarını değerlendirebilirler. Evet, Jüpiter İkizler Burcu'nda aslında klasik astrolojide çok güçlü değildir. Çünkü Jüpiter yay ve balık burçlarının yöneticisidir ve İkizler Burcu'nda biraz gücü zayıflar. İkizler çünkü daha çok yakın çevre konuları, zihinsel konular, eğitim konularıyla alakalıdır. Jüpiter biraz da inançlar, felsefelerle, maneviyatla ilgili gelişme ve genişleme prensibi olan bir gezegendir. İkizler daha çok dar çevre ve yakınlarla alakalı bir burçtur. Dolayısıyla burada çok rahat edemez. Ama İkizler Burcu'nun sembolize ettiği konu ve kavramlarda tabii ki hayatımıza kısmetler getirebilir. Bunlar neler? Öncelikle İkizler Merkür tarafından yönetilen bir burç olduğu için bu dönemde çok meraklı, çok hareketli, öğrenme isteğimizin çok güçlü olacağını söyleyebiliriz. Hepimiz biraz öğrenci olacağız aslında. Jüpiter İkizler Burcu'ndayken dünyada olup bitenleri, yakın çevremizde olup bitenleri daha fazla merak edeceğiz. Bu tabii ki eğitim ve öğrenim alanlarına mercek tutuyor. Hem öğrenciler hem de eğitim sektörü öğretmenler açısından çok önemli, hareketli ve verimli bir dönem olabilir. Bununla birlikte her türlü iletişim, yazmak, konuşmak, tabii ki günümüzde medya, sosyal medya, internet, e-ticaret konuları ikizlerle alakalı. Ulaşım, trafik, lojistik, taşımacılık, bunların hepsi yine ikizler burcuyla alakalıdır. Yakın çevremizde olup bitenler, işte kardeşlerimiz, akrabalarımız, komşularımız, yakın arkadaşlarımız, bunların hepsini ikizler burcu yönetir. Biraz tabii ki ikizler burcunda Jüpiter hareket ederken bu konular, işte trafik artabilir, seyahat etme isteğimiz artabilir, bilgi konularında, yapay zeka konularında daha fazla hareket, gelişme bekleyebiliriz dünya üzerinde. İşte çeşitli kurslara gitmek isteyebiliriz, bir şeyleri öğrenmek isteyebiliriz. Dil öğrenmek için harika bir zaman. Kendimizi yazılı, sözlü çok daha iyi ifade edebileceğimiz bir dönem. Biliyorsunuz Jüpiter ikizlerde olanlar genellikle ikizler burçları aslında konuşmayı sever. İletişimi çok güçlüdür ve Jüpiter ikizlerde bu konuşma isteğini, konuşma becerilerini, iletişim becerilerini arttırabilir. Şimdi tüm dünya üzerinde biraz hepimiz belki biraz daha fazla konuşmak isteyeceğiz, daha fazla hareket isteyeceğiz ve sosyal medyanın belki çok hareketli olacağı, bilgi trafiğinin artacağı bir dönem. Ancak tabii bilgiyle beraber biraz ikizler yüzeysel bilgiyi de işaret eder. Yüzeysel bilgi ne olabilir? Dedikodular olabilir, gerçek olmayan bilgiler olabilir. Bunlara da dikkat etmemiz gereken bir süreçte olacağız. Merkür mitolojide tüccarların tanrısıdır. Aynı zamanda
Hırsızların da tanrısıdır. Merkür çok becerikli, çok zekidir. Burada konuşma becerileri iyidir, ikna kabiliyeti iyidir. O yüzden ticari aktivitelerde işte bir şeyi satmak, pazarlamak, işte reklam, halkla ilişkiler ve benzeri sektörlerde çok başarılı olabilir. Jüpiter ikizler dönemleri. Buralarda çok yine iş imkanları, fırsatlarla da karşılaşabiliriz. Ancak tabii ki yalan söylemek, işte dolandırıcılık, hırsızlık ve benzeri konularda da çok becerikli olabilir Jüpiter ikizlerde. Bu kavramlara da dikkat etmek, temkinli olmak gerekiyor bu süreç içerisinde. Evet, 9 Haziran 2025'e kadar Jüpiter ikizler burcunda olacak. Bu dönemde 9 Ekim ile 6 Şubat arasında geri hareketli olacak. Jüpiter gerilerken dışsal gelişim imkanlarından ziyade bize biraz daha içsel, ruhsal gelişim imkanları verebilir. Daha çok içe yönelişler, sorgulamalar olabilir. Özellikle Jüpiter'in ileri hareket ettiği süreçte hayatımıza gelen olanakları bu dönemde gözden geçirebiliriz. Kontrollerini yapabiliriz. Biraz saltımlar yapabiliriz. Ve 6 Şubat'tan itibaren retro bitecek. 9 Haziran'a kadar Jüpiter ikizlerde ileri hareketli olacak. Evet, 2012 Haziran 2013 Haziran arasında Jüpiter ikizlerdeydi. Bir önceki transitinde ise Haziran 2000 ile Temmuz 2001 arasında yine Jüpiter ikizler burcundaydı. Bu dönemde doğanların zaten Jüpiter'i de ikizler burcunda oluyor. Dolayısıyla onlar aslında Jüpiter döngüsü de yaşayacak. Jüpiter döngüsü 12 yıllık önemli bir döngüyü de kendi doğum haritanız üzerinde özellikle gündeme getirecek. Evet, bir gezegenin bir burca geçişi her zaman çok önemlidir. Özellikle bunlar ağır gezegenlerse ve uzun süreli aylarca bir burçta kalıyorlarsa geçiş anını önemseriz. Bunlar ingres haritalardır. Jüpiter'in 26 Mayıs'ta Boğa'dan ayrılıp İkizler Burcu'na geçtiği ingres haritada tam 26 Mayıs saat 2.15'i gösteriyor. An haritasında, Türkiye'ye göre tabii çıkardığımız an haritasında Balık Burcu yükseliyor. Ve Balık Burcu'nun üzerinde de bir Satürn var. Haritanın 3. evini İkizler Burcu yükseliyor. Burada gösteriyor. Jüpiter'in yanında Güneş ve Venüs de İkizler Burcu'nda bulunuyor. Oldukça hareketli bir enerji tabii ki. Bir İkizler Burcu'nda bir burada yoğun bir enerji olduğunu görüyoruz. Kova Burcu'ndaki Plüto'dan üçgen açı alacak. Bu da teknoloji, bilimsel gelişmeler, internet, bilişim sektörü, işte dijital alanlardaki konular, yapay zeka ile ilgili olan çalışmalar, kripto paralar olabilir ve benzeri alanlar olabilir. E-ticaret özellikle çok hareketlenebilir. Bununla birlikte seyahatler, yakın çevre ilişkilerinin çok hızlandığı, güçlendiği, eğitim alanının belki biraz daha hani online, daha çok hani uzaktan eğitimin çok hızlandığı bir süreci bize gösteriyor. Bunların daha uzun vadeli yapılandırmalar olduğunu söyleyebiliriz Plüto etkisiyle beraber. Ancak yükselende Satürn'ün olması, Türkiye horoskopunda Balık Burcu 10. evdir, Satürn de burasıdır. Genel olarak otorite figürleri yönetimsel anlamda Jüpiter ikizler geçişinde zaman zaman biraz çatışmaların olabileceğini de bize gösteriyor. Özellikle 3. ev konuları bunlar, eğitim. Eğitim alanı, eğitim müfredatı çok konuşulacak bu süreç içerisinde. Buralarda yenilenmeler olabilir ama bazı güvensizlikler ve burada memnuniyetsizlikler de olabilir. Özellikle Satürn'ün Balık Burcu'ndaki pozisyonu Jüpiter İkizler Burcu'ndayken zaman zaman bu iki gezegen birbirlerine kare açı yapacaklar. İşte bu kare açı yaptığı dönemlerde daha fazla bu çatışmaları hissedebiliriz. Dönemsel olarak 19-20 Ağustos Jüpiter-Satürn karesinin etkinleştiği bir dönem. Aynı zamanda yıl sonuna doğru 25-26 Aralık civarında da yine Jüpiter ile Satürn arasında bir kare açı var. Evet, bilgi, zihinsel konular, daha rasyonel bilgi, kültürel konular, eğitim, öğrenim alanları, bilimsel çalışmalar, bunlar hep Jüpiter ikizler burcunda olunca destek alıyor. Ancak Satürn balıkta belki inançlar, felsefeler, biraz daha böyle ideolojiler alanında çatışmalar yaratabilir. Bilgi ile inançlar arasında bir çatışma yaşayabiliriz. Ya da rasyonel bilgi ile işte daha idealize edilmiş olan yapılar arasında ve otoriteyle olan alanlarda da böyle bir kısıtlama, bir sınırlama, bir çatışma enerjisini daha fazla hissedebiliriz. Bununla birlikte ülkemizin tabii ki 3. ev konuları, ikizler, doğal olarak yakın çevre, komşular,
komşularla ilişkiler, buralardaki yoğun bir hareketin, yoğun bir paylaşımın ve trafiğin olduğunu bize gösteriyor. İkizler insani burçlardan da birisi. Yoğun bir trafik, bir kalabalık, özellikle yakın çevre ve sınırlar alanında. Satürn balıkta, balık yükseliyor. Nedir balık? Daha çok işte göçmenleri anlatan bir konu. Demek ki göçmen trafiği artacak. Yani var olan göçmenler dışında biraz daha belki farklı göçmenler, yani ülkemizde göçmen trafiğinin de burada çok fazla artmasını, gündemde olmasını bekleyebiliriz. Ve bununla ilgili tabii ki tartışmaların, konuşmaların, fikir paylaşımlarının da yine yoğun olduğu süreçler yaşayacağız önümüzdeki bir yıllık süreç içerisinde. Trafik konuları, yine özellikle şehirlerin, belediyelerin toplu taşımayla ilgili uygulamaları, belediyelerin uygulamaları buralarda, mesela toplu taşıma ücretleri olabilir, yapılandırmalar olabilir, trafikle ilgili yapılandırmalar olabilir, metro gibi inşaatlar olabilir. Tüm bu karayolları, özellikle toplu taşıma alanlarında da yine Jüpiter ikizlerde çok önemli gelişmeleri gündeme getirebilir. Bunlar çok konuşulabilir, çok gündemde olabilir önümüzdeki süreç içerisinde. Evet, genel olarak Jüpiter'in olumlu açılar yaptığı zamanlar da var tabii ki. Özellikle Jüpiter'in Venüs'le, Terazi burcundaki Venüs'le üçgen açı yapacağı 15-16 Eylül yılın şanslı günlerinden, kısmetli günlerinden değerlendirilebilir. Bir sonraki 31 Ocak 2025 Güneş'in, Jüpiter'in Kova burcundaki Güneş'le yapacağı yine üçgen açı şanslı ve kısmetli bir gün olarak değerlendirilebilir. Bunun 1-2 gün öncesi ve sonrası da tabii ki etki olacaktır. Bunu da değerlendirebiliriz. Aynı şekilde Jüpiter Mayıs ayında, 26 Mayıs'ta ikizlere geçer geçmez Venüs de orada olacak. Mayıs'ın son günleri, Haziran'ın ilk günleri de Jüpiter Venüs kavuşumu, işte Plüton üçgen açısı yakın zamanda da yine bence Jüpiter açısından çok hareketli ve verimli değerlendirilebilecek günler. Birinci derecede hava grubu burçlarımız daha şanslı olacak. Bunu dedik. İkizler, Terazi ve Kovalar. Ardından ateş grubu burçlarımız Koç, Aslan ve Yaylar. Jüpiter'den destek alıyorlar. Fırsatları artıyor. Yükselen burcunuza göre Jüpiter hangi evinizden geçiyorsa o ev konularında hayatınızda büyüme imkanları, gelişme imkanları bulabilir. Sorunları daha rahat çözebilir, yardımlar alabilirsiniz. Evet, şimdi yükselen burçlarınıza göre özellikle Jüpiter ikizler transitinden başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Jüpiter 26 Mayıs'tan itibaren 3. evinize, doğal Merkür'ün evine transite başlayacak ve 9 Haziran 2025'e kadar burada kalacak. Bu dönemde özellikle hayatınızda biraz daha hareketlilik bekleyebilirsiniz. Zihinsel anlamda çok meraklı, çok aktif olacağınız bir dönem aslında. Sizin için eğitim dönemi, bir şeyleri öğrenme dönemi. İlgi duyduğunuz alanlarda kurslara katılabilirsiniz, eğitimler alabilirsiniz. Öğrenciyseniz zaten öğrencilik hayatınızda güzel bir zaman dilimi olabilir. Bu dönemde daha fazla seyahat etmeniz, yolculuklar yapmanız mümkün. İş konuları ve ticari aktiviteler, özellikle pazarlama işleri, reklam işleri, eğitimle ilgili işler, turizmle ilgili işler bu dönemde sizin için çok daha kısmetli olabilir, kazançlı olabilir. Kardeşlerle ilgili, yakın çevreyle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Bu dönemde biraz daha onlardan mutluluk almanız, destek almanız mümkün. Eğer genç bir koçsanız belki kardeşiniz olabilir ya da işte kardeşiniz evlenebilir, kardeşiniz okula başlayabilir, çocuğu olabilir. Hani kardeş alanında gelişme imkanları var. Komşu ilişkileriniz biraz daha güçlenebilir bu dönem içerisinde. Sizin için aslında zihinsel konular, sosyal alanlar, yakın çevre ilişkilerinde bu dönem büyüme imkanları var. Mesela kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Konuşma becerileriniz artabilir. Bir şeyleri yazmak için, tasarlamak için, üretmek için de çok verimli bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle böyle ikizler, terazi, kova gibi hava burçlarında kişisel gezegenleriniz varsa ve bunlar iyicil gezegenlerse, işte Venüs olur, Jüpiter olur, Merkür olur, Ay olur, o zaman bu Jüpiter'in etkileri katlanarak artacaktır. Sizin için çok daha kısmetli, çok daha şanslı bir dönem olabilir sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Jüpiter para evinize doğru yolculuğuna başlıyor. Evet, önümüzdeki bir yıllık süreç 9 Haziran 2025'e kadar
para kazanma konularında daha bereketli ve şanslı bir dönemde olabilirsiniz. Tabii ki iş konularında kısmetiniz artabilir. Yaptığınız işten gelirleriniz artabilir. İşiniz yoksa iş bulabilirsiniz. Bununla birlikte kazançlarınız büyüyebilir. Mal varlıklarınız değerlenebilir. Bu dönemde kendinizi de böyle daha değerli, daha özgüvenli hissedebilirsiniz. Dolayısıyla yeteneklerinizi, becerilerinizi de kullanma dönemi. Mesleki konularda mesela bir becerilerinizi geliştirebilir, bundan para kazanabilirsiniz. Maddi anlamda güvende hissedebileceğiniz bir dönem başlıyor sizin için. Yani para konularında sizin için bu dönem daha rahat hayatınızda. Yani 2012 ile 2013 dönemini şöyle bir gözden geçirin. Ona benzer etkiler de olabilir tabii ki. Bu dönemde her zaman kazandığınızdan daha fazla kazanabilirsiniz ya da paranız bereketli olabilir. Bununla birlikte işte kişisel keyif için, konfor için, seyahat için, eğitim için daha rahat rahat harcamalar da yapabilirsiniz. Yaptığınız yatırımlar daha bereketli olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle ikizler, terazi, kova hava burçlarında iyicil gezegenleriniz varsa, işte Venüs olabilir, Merkür, Ay olabilir, Jüpiter'iniz olabilir. O zaman bu bahsettiğim etkiler sizin için katlanarak artacaktır. Çok daha keyifli, kazançlı bir dönem olabilir sizin için. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, evet, Jüpiter burcunuza geliyor bu dönemi. Sabırsızlıkla bekliyorsunuz, biliyorum. 12 yılda bir geliyor çünkü Jüpiter burcumuza ve 9 Haziran 2025'e kadar kalacak. Jüpiter koruyucu etkisiyle, iyimser etkisiyle tanınan büyük şans gezegeni. Maddi manevi gelişme, büyüme imkanlarını size sunarken içsel gelişim, manevi derinleşme, kültürel ve inançsal anlamda, felsefi anlamda da gelişme imkanlarını size sunacak bu dönemde. Kendinizi böyle korunuyor hissedebilirsiniz. Önemli rehberlikler alabilirsiniz. İçsel uyanışlarınız artabilir. Biraz kilo da verebilir tabii ki. Özellikle yükselen ikizler iştah da artacağı için kilo alma konusunda temkinli olmalarında fayda var. Evet, her alanda hayatınızda fırsatlar gelebilir. Bunlar iş konuları, eğitim konuları, kişisel gelişim konuları, özellikle kendinizi geliştirmek anlamında önemli bir dönemdesiniz. Yani dil öğrenebilirsiniz, herhangi bir mesleki eğitime başlayabilirsiniz, bol bol seyahat edebilirsiniz ki Jüpiter yabancı ülkelerle ilgili bir gezegen. Yabancı ülkeler, yurt dışı konularında da hayatınıza daha fazla gelişim imkanları kısmet getirebilir. Bu dönemde mesela özellikle akademik çalışmalar, üniversite eğitimi gibi konularda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde karşınıza size rehberlik edecek, size yol gösterecek önemli kişiler, kültürlü kişiler, öğretmenler, rehberler çıkabilir. Bu dönemde yeteneklerinizi fark edebilirsiniz. Yaşadığınız mekanlarda iyileşmeler, güzelleşmeler olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle hava burçlarında, ikizler dışında terazi olabilir, kova olabilir. Kişisel gezegenleriniz varsa, ki bunlar biraz böyle iyicil gezegenlerse, işte güneş dışında ay, merkür, venüs, jüpiter gibi, o zaman Jüpiter'in şu anki transiti sizin için çok daha kısmetli, çok daha şanslı olabilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Jüpiter 26 Mayıs'ta 12. evinize gelecek. 9 Haziran 2025'e kadar kalacak. 12. ev aslında Jüpiter'in doğal evidir. Burası biraz manevi gelişimle, ruhsallaşma, derinleşme ile ilgilidir. Ve bu dönemde siz hayatın manevi yönlerine biraz daha açılabilirsiniz. Kendinizi dinleme, tefekkür etme, inançlarınızı geliştirme, hayatında kültürel, felsefi anlamda bakma, biraz daha sizin için bilinçaltınıza yönelme öne çıkabilir. Yalnız kalıp kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Uzaklarla ilgili, yurt dışı ile ilgili, yabancılarla ilgili işleriniz veya işte internet üzerinde, sosyal medya üzerindeki işleriniz, aktiviteleriniz artabilir. Rehberlikler alabilirsiniz. Bunlar rüyalardan da gelebilir. Çoğun zaman kendinizi manevi anlamda biraz daha korunuyor hissedebilirsiniz ki gerçekten 12. evdeki bir Jüpiter size bu anlamda koruma da verebilir. Hayatınızı iyileştirmek, güzelleştirmek, sağlığınızı güçlendirmek, zararlı olanları hayatınızdan çıkarıp hayatınız için, sizin için gerekli olanları hayatınıza çekmek için güçlü farkındalıklar verebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle ikizler, terazi, kova gibi hava burçlarında olumlu gezegenleriniz varsa, Venüs, Jüpiter, Ay, Merkür gibi, ay düğümleri gibi, o zaman bu Jüpiter transiti sizin için çok daha etkili,
çok daha şanslı, bereketli olabilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Jüpiter 26 Mayıs'tan itibaren 11. evinizdeki transitine başlayacak. Bu dönem sizin için sosyalleşmek, dışa açılmak, geleceğe dair umutlarınızı, projelerinizi büyütmek için çok güzel bir dönem. Dost bir burç biliyorsunuz ikizler sizin için ve Jüpiter burada gerçekten sizi rahatlatacak. Hayatın daha eğlenceli ve keyifli yanlarına yönelebilirsiniz. Çok sayıda arkadaş edinmeniz, çevrenizin büyümesi, gelişmesi mümkün. İş konularında da ekip çalışmaları, projeler, ticari aktivitelerde yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için güzel iş eğitimlerine, mesleki ortamlara katılabilirsiniz. Grup çalışmalarında aktif olabileceğiniz bir dönem, seyahatler yapabileceğiniz bir dönem. Bu dönemde biraz daha hayata bakışınız iyimserleşebilir, biraz daha amaçlarınızı büyütebilirsiniz. Gerçekten özellikle aynı bakış açısında olduğunuz, aynı ilgi alanlarında olduğunuz sosyal çevrelere girmeniz, arkadaş gruplarına katılmanız mümkün görünüyor. Var olan arkadaşlarınızla daha fazla paylaşımlarınız olabilir, ortak aktiviteleriniz olabilir bu dönem içerisinde ve tabii ki parasal kazançlarınız için de bence iyi bir dönem. Çünkü özellikle kariyerden gelen kazançlar alanında başarı elde etmeniz, kazançlarınızın artması, biraz daha bereketlenmesi mümkün görünüyor. Sevgili aslanlar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle hava ve ateş burçlarında böyle iyicir gezegenleriniz varsa, güneşiniz dışında mesela Venüs olabilir, Jüpiter olabilir, Ay olabilir, Merkür olabilir. O zaman Jüpiter transiti sizin için çok daha şanslı, çok daha bereketli olabilir. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Jüpiter 26 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçiyor. 10. evinize gelecek. Sizin için özellikle kariyer konuları, geleceğe dair hedefler, toplumdaki statünüzle ilgili alanlarda bir gelişme ve büyüme imkanı var. İş arayan Başaklar için evet, bu dönem iş fırsatları getirebilir. Kariyerde gelişme fırsatları getirebilir. Zaman zaman Satürn'ün etkisi hayatınızdaki sorumlulukları arttırıyor. Biraz hani kendinizi daha melankolik, daha karamsar, baskı altında hissediyor olabilirsiniz. Bu ikilemler de yaratabilir. Bazen ilişkilerinizle kariyeriniz arasında çelişkiler de yaşayabilirsiniz bu dönemde. Özellikle iş birliklerinize, işte ilişki kararlarınıza, evlilikle ilgili kararlarınıza dikkat etmeniz ve zaman zaman belki gözden geçirmeniz gerekebilir. Hani bu konularda kariyerinizi de etkileyebilecek değişimler söz konusu olabilir. Genel itibariyle bu dönemde eğitim, turizm, iletişim, ulaşım, lojistik, ticaret, reklam, pazarlama ve benzeri gibi alanlar, bilgi, teknoloji gibi alanlar, e-ticaret gibi alanlarda daha fazla iş fırsatı, daha fazla büyüme imkanları da bulabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle ikizler, terazi, kova gibi hava burçlarında iyicil gezegenleriniz varsa, iyicil ne demek? Biraz daha hani şans getiren gezegenler. Bunlar Venüs olabilir, Jüpiter olabilir, Merkür, Ay gibi gezegenler olabilir. Bulunuyorsa o zaman Jüpiter'in destekleri artacaktır ve o zaman şansları, büyüme imkanları özellikle kariyer konularında güçlenecektir sevgili Başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, 26 Mayıs'ta Jüpiter İkizler Burcu'ndaki hareketine başlıyor ve en şanslı burçlardan da biri siz olacaksınız kuşkusuz bir hava burcu olarak. Bu dönem 12 yılda bir meydana geliyor biliyorsunuz. İkizlerdeki bir Jüpiter size çok güzel bir üçgen açı yapacak. Hayata bakışınız, inançlarınız, felsefeleriniz bu dönemde gelişiyor, büyüyor, vizyonunuz gelişiyor. Kendinizi geliştirecek tabii ki bilgiler hayatınıza gelebilir ki Jüpiter ikizlerde bol bol bilgi, kültürel anlamda etkileşim demek, eğitim demek, akademik çalışmalar, üniversite eğitimleri, kurslar, seminerler, mesleki çalışmalar bu dönemde çok hareketlenebilir hayatınızda. Fırsatlarınız artabilir ki daha çok yurt dışı konuları, uluslararası alanlarda hem iş hem eğitim fırsatlarınız var ve tabii ki bol bol gezme fırsatınız var ve bunlar uzun seyahatler de olabilir. Başka ülkelere, yabancı kültürlere, uzak mesafeli yolculuklar, seyahatler,
Uzun süreli seyahatler olabilir veya yurt dışında, yabancı ülkelerde uzun süreli bulunma imkanları bulabilirsiniz. Bu dönemde işte vize işleri, yurt dışı yerleşim işleri gibi alanlarda daha şanslı, daha kısmetli olabilirsiniz. Hukuksal konularda gelişimleriniz olabilir, buralarda fırsatlarınız olabilir. Mesleğiniz hukukla bir ilgili işse, medya, yayıncılık, eğitim, akademik çalışmalarınız varsa, bu sektörlerle ilgili çalışıyorsunuz, uluslararası firmalarla ilgili işleriniz varsa, yine ticaret gibi işleriniz varsa daha kısmetli, daha şanslı olduğunuz bir dönemde olduğunuzu da söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz, yükselen burcunuz dışında ikizlerde, kovada böyle işte bir ay, Merkür, Venüs, Jüpiter yerleşiminiz varsa bu dönemde Jüpiter'in çok daha kısmetli, çok daha bereketli olacağını söyleyebilirim. Bir şeyleri yazmak, üretmek, konuşmak, anlatmak için de iyi bir dönem. Bir şeyler, özellikle medya ile ilgili işleriniz, yayıncılıkla ilgili beklentileriniz varsa bu dönemde Jüpiter'den daha fazla destek alabilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Jüpiter 26 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçecek ve 9 Haziran 2025'e kadar bir yıl orada kalacak. 8. evinizde bir Jüpiter geçişinden bahsediyoruz. Son bir yıldır Boğa Burcu'ndaki Jüpiter birçoklarınız için işte ilişkilerde, yakın arkadaşlıklar, evlilik, partner konuları, işbirlikleri, ortaklı çalışmalarda daha fazla destek sağladı, şansı getirdi. Şimdi 8. evinize gelen bir Jüpiter özellikle ilişkilerden gelecek parasal kaynaklarınızı arttırabilir. Eşiniz iş bulabilir, kazançları artabilir, size parasal destekler getirebilir bu dönemde. Bununla birlikte kredi almak, borçlanmak daha kolay olabilir. İşte burs alabilirsiniz, prim alabilirsiniz, miras gibi, sigorta, emeklilik gibi veya nafaka gibi konularınız bu dönemde hızlanabilir ve daha rahat çözüm elde edebilirsiniz. Bu dönemde evet, borçlanarak bir yatırım yapabilirsiniz ki burada şanslı bir olduğunuz bir dönemdesiniz aslında. Kişisel gelişim fırsatları, manevi anlamda ruhsal rehberlikler, hani hayatın spiritüel yönlerinde de size derinleşme imkanları verebilir Jüpiter'in bu geçişi. Bununla birlikte bazı sağlık sorunlarınız varsa, evet, operasyonlarınız olabilir, tedaviniz olabilir. Bir diş tedavisi veya estetik amaçlı bazı uğraşlar ya da çocuk sahibi olmak istiyorsanız bazı klinik uygulamalar söz konusu olabilir sağlıkla ilgili, ama Jüpiter'in burada güzel imkanlarının, güzel desteklerin olacağını da unutmayın. Jüpiter çocuk sembollerinden biri olduğu için 8. evden de geçerken size eğer bazı sorunlar varsa bunları daha rahat çözme imkanları da verebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle ikizler, terazi, kova gibi burçlarda kişisel gezegenlerinizde, şanslı gezegenleriniz bulunuyorsa Venüs, Jüpiter, Ay, Merkür, o zaman Jüpiter'in sizin için çok daha yardımcı olacağını, çok daha şanslı olacağını söyleyebilirim. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Jüpiter gezegeniniz, yönetici gezegeniniz 26 Mayıs'ta karşıt burcunuz ikizlere geçecek ve 9 Haziran 2025'e kadar kalacak. Jüpiter hangi evinizde ise o alanlarda gelişme ve büyüme imkanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ve 7. evden geçen bir Jüpiter kuşkusuz sizin için bu dönemde biraz da ilişkilerinizde büyüme ve gelişme imkanları veriyor. Evlenmek isteyen yaylar için iyi bir dönem. Jüpiter evet evlilik getirebilir. Evleneceğiniz kişiyle de karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda biri varsa evlenme kararı verebilir, evlilik teklifleri alabilirsiniz. Evliyseniz eşinizin hayatında şanslar var. Yani partnerinizin hayatında fırsatlar söz konusu olabilir. İkili ilişkilerde ortaklıklar, işbirlikleri, yakın arkadaşlıklar alanında da fırsatlarınız olabilir. Bununla birlikte birebir hizmet aldığınız kişiler, bir danışmanlık, işte bir avukat, bir muhasebeci bulmanız, bir rehber bulmanız bu dönemde daha kolay olabilir ya da hayatınıza yarar getirebilir bu süreç içerisinde. Zaman zaman tabii ki Satürn'ün balık burcundaki pozisyonu ve Jüpiter Satürn arasındaki kare açı biraz hayatınızda gerginlikler de yaratabilir. İşte aileyle eşiniz arasındaki zıtlaşmalar, biraz hani sizin duygusal beklentilerinizle işte eşinizin hayatında olan gelişmeler arasındaki gerginlikler, zaman zaman kendinizi huzursuz, güvensiz hissetmeniz mümkün. Bunları da iyi yönetmek gerekiyor. Zaman zaman psikolojik olarak zorlanabilirsiniz. Aileyle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Ama bu dönemde destek ve şans daha çok eşten ve partnerden de gelebilir. İşbirlikleri, ortaklıklar alanında da zaman zaman özellikle güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. İkizler, terazi, kova gibi hava burçlarında
iyicili gezegenleriniz bulunuyorsa Jüpiter'in şansları, büyüme imkanları sizin için daha da güçlenebilir. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Jüpiter 26 Mayıs'ta İkizler burcuna geçecek ve 9 Haziran 2025'e kadar ikizlerde kalacak. Son bir yıldır biliyorsunuz Jüpiter Boğa burcundaydı. Sizin için daha keyifliydi aslında Boğa geçişi. Şimdi 6. evinize gelecek. 6. evde Jüpiter neler yapabilir? Evet, iş temponuz biraz arttırabilir. Daha fazla mesleki anlamda çalışmalarınız olabilir. Aynı anda birden fazla işle uğraşabilirsiniz ki ikizler çift karakterli bir burç. İki meslek, iki iş anlamına gelebilir. Yeni bir şeyler öğrenebilir. Mesleki gelişiminize katkı bulunacak, yani katkı sağlayacak eğitimlere katılabilirsiniz. Size yardımcı olacak kişiler daha fazla karşınıza gelebilir. İşte asistan bulabilirsiniz, evde çalışacak kişiler olabilir. Biraz hani günlük hayatınız, alışkanlıklarınız, düzeniniz, beslenmeniz, diyetiniz, genel sağlığınızla ilgili konulara da dikkat gerektiriyor tabii ki. Buralarda iyileşmeler olabilir. Bir sağlık sorununuz varsa bu sağlık sorununuzu çözecek kişilere ulaşmanız, doğru bazı hayatınıza uygulamalar getirmeniz mümkün. Kilo alımına dikkat edin. Kilo aldırabilir çünkü bu geçiş. Bununla birlikte işte insülin direnci gibi hormonal dengesizlikler, solunum yolları ile ilgili problemler, kronik sağlık sorunları zaman zaman sizi zorlayabilir. Özellikle mevsimsel hastalıklara, virüslere, solunum yollarınıza bu dönemde daha fazla özen gösterin. Zararlı alışkanlıklarınız varsa bunları bırakmak ya da en azından dengelemek gerekiyor hayatınızda. Ve Jüpiter burada size günlük hayatınızı değiştirecek bir evcil hayvan getirebilir. Çünkü evcil hayvanlar alanındaki Jüpiter geçişi burada bir şans getirebilir. Burada bir büyüme imkanı hayatınıza getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle ikizler, terazi, kova gibi hava elementi burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa o zaman Jüpiter'in etkileri artacaktır. Bunlar iyicil gezegenlerse işte Venüs olabilir, Jüpiter'iniz olabilir, Merkür, Ay olabilir. O zaman daha olumlu etkiler, daha yardımcı etkiler alabilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Jüpiter'den en olumlu etkileri alacak ve önümüzdeki bir yıl en şanslı olacak burçlardan biri de sizsiniz. 26 Mayıs'tan itibaren Jüpiter ikizlere geliyor ve ilk geçişiyle beraber burcunuzdaki Plüto'yla da güzel bir üçgen açı oluşturacak. O dönemi iyi değerlendirin. 26 Mayıs'la 5 Haziran arasındaki süreçte özellikle hayatınızda ne gibi etkiler var? İşaretleri iyi takip edin. Çünkü bunlar gerçekten sizin için çok şanslı, hızlı, dönüştürücü etkiler olabilir. Ve önümüzdeki bir yıl hayatınızda neler gelebileceği konusunda da işaretler verebilir. Evet sevgili kovalar, 5. evinize, aşk evinize bir Jüpiter geliyor. İlk geçişinde Venüs de orada olacak. Plüto etkisi var. Hayatınızı değiştirecek hızlı bir aşk söz konusu olabilir. Bununla birlikte sosyal hayatınızda hızlı gelişmeler, büyümeler bekleyebilirsiniz. Daha eğlenceli, daha keyifli ve hareketli bir dönem sizin için. Hem zihinsel anlamda hem sosyal anlamda hareketli bir, bereketli bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Yazılı, sözlü kendinizi iyi ifade edeceğiniz, ortamlarda dikkat çekeceğiniz, fikirlerinizi paylaşacağınız, yeteneklerinizle fark edileceğiniz bir dönemdesiniz. O yüzden herhangi bir yeteneğiniz varsa üzerine gidin, kurslara gidin, dil öğrenin, kendinizi geliştirmeye çalışın. Çünkü bunun size çok katkıları olabilir. Eğer hayatınızda biri yoksa hızlıca bir hayatınıza biri girebilir. Eğer hayatınızda biri varsa belki ilişkiniz güçlenecek, evlenmek isteyeceksiniz, teklifler alacaksınız. Evliyseniz çocuk sahibi olmak için harika bir dönem. Çünkü Jüpiter burada size çocuk verebilir. Çocuklarınız varsa çocuklarınızın eğitimi, onların gelişimleriyle ilgili yine daha bereketli, daha keyifli bir dönemde olabilirsiniz. Bakın her anlamda maddi manevi şans evinize gelen bir büyük şans gezegeni Jüpiter sizin için çok şanslı, çok bereketli bir dönemi işaret ediyor. Hayatınızda bazı zorluklar olabilir, kısıtlamalar, mücadeleler olabilir tabii ki ama Jüpiter ikizler burcundayken bunları daha kolay aşabilirsiniz. Yardımları daha rahat alabilirsiniz. Ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle burcunuz dışında, güneşiniz dışında işte herhangi bir kişisel gezegeniniz, ikizler burcunda olabilir, terazi burcunda olabilir, hatta aslan, koç, yayda olabilir. O zaman bu bahsettiğim şanslı etkiler çok daha artacaktır, güçlenecektir ve siz de bu keyifli dönemin tadını çıkarabileceksiniz sevgili kovalar.
Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Jüpiter 26 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda 4. evinize geçiş yapıyor. Bu dönem 9 Haziran 2025'e kadar olacak. Bu süreçte tabii ki biraz daha sizin özel hayatınız, ev, yuva alanınız, ailevi konularda büyüme ve gelişme imkanları verebilir. Örneğin ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz, istediğiniz eve sahip olabilirsiniz, evinizi büyütebilirsiniz. Jüpiter büyüten bir gezegen çünkü. Ya da evinizde dekore edebilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki Jüpiter burada aile olmak, yuva kurmak gibi etkiler veriyor. Satürn burcunuzda olduğuna göre bir aile olma, yuva kurma sorumluluğu alabilirsiniz. Evlenebilirsiniz. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Ebeveyn olabilirsiniz. Bakın tüm bu etkileri Jüpiter size getirebilir. Ancak zaman zaman burcunuzdaki Satürn ile Jüpiter arasında kare açı olacağı için hayatınız biraz zorlanmalar, fikirsel çatışmalar, işte biraz enerji düşüklüğü ya da kısıtlanmalar hissedebilirsiniz. O yüzden içsel huzurunuz, içsel dengeniz sizin için çok önemli. Aile üyeleriyle ilgili konularda, özellikle ebeveynlerle ilgili konularda sorumluluklarınız artabilir. Biraz daha kişisel anlamda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bununla birlikte bu dönemde özellikle hayatın manevi yönlerine, dışsal değil de biraz içsel gelişim yönlerine önem verirseniz, o zaman inanç, felsefe, düşünce anlamında büyüme imkanları, rahatlama imkanları, biraz daha anlayış, farkındalığın artması mümkün olabilir sizin için sevgili balıklar. Evet, Jüpiter 4. evinizden geçerken anne baba ve ilişkiler, onlarla ilgili konularda da tabii ki bazı konuları gündeme getirirken bir sorun varsa bunları çözebilirsiniz. Sağlık sorunları da olabilir ebeveynlerinizin, onlarla dönemden daha fazla ilgilenebilirsiniz ama her şeyden önce huzuru, mutluluğu, şansı bu dönemde özel hayatınızda, evinizde, yuvanızda, ailevi konularda daha fazla bulacağınızı da söyleyebilirim sevgili balıklar. Evde çalışabilirsiniz. Mesela evden yapılacak işler, online işler, e-ticaret işleri, işte internet üzerinde yapılacak işler, eğitimle ilgili konular. Bu dönemde sizin için daha fazla da gündemde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer hava burçlarında ikizler, terazi ya da kova kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, İyicil gezegenleriniz de varsa, Venüs gibi, Jüpiter gibi, Merkür, Ay gibi, Jüpiter bu dönemde çok daha yararlı, çok daha şanslı çalışabilir sizin için.